Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle İngilizce kitabımızın 95. sayfasındayız. 95. sayfanın 3. aktivitesine bakıyoruz. Listen and follow demiş. Dinle ve takip et diyor. Şimdi bakın burada kulaklık gördüğümüz yerler dinleme anlamına geliyor. Yani buraları, bu alıştırmaları dinleyerek yapacağımız anlamına geliyor. Biz bunları bilgisayardan ikinci sınıf İngilizce ders kitabının dinleme metinleri şeklinde bilgisayarımıza indirebiliriz. Evde bol bol kendimiz dinlemeye çalışabiliriz. Mesela oyuncak oynarken, veya başka bir işle uğraşırken evin içinde bu sesler çalarsa eğer biz bunları dinleye dinleye kulak aşinalığı kazanabiliriz ve bu bizim konuşma becerimizi çok güzel etkiler. Bol bol evde dinleme metinlerini açıp dinlemeye çalışalım. İlla oturup dinlemeyerek değil. Hani biz bir şeylerle uğraşırken dediğim gibi dinlersek bizim için çok inanılmaz faydası olur çocuklar. Ben şimdi size bol bol dinletmeye çalışacağım. Mesela bugünkü metnimizi bol bol dinlemeye çalışın. Şimdi ben açıyorum. Yazılara bakmayın şimdilik. Sadece görsellere bakmaya çalışın. Kendi kitaplarınızdan anlamaya çalışın bakalım.

Şimdi bu bölümde çocuklar palyaço çocuğa tek tek what is this Mark diye soruyor. Diyor ki Mark bu benim neyim diyor. O da diyor ki that is your hair. Bu senin saçın şu senin saçın diyor. It is blue mavi rengini de söylüyor o mavi. Palyaço ne dedi correct dedi doğru. İkinciye bakalım what is this bu nedir diye sordu. Orada çocuk ne dedi that's your nose dedi. Şu senin burnun. It is red. O kırmızı. Peki bu sayfada ne oluyor? Köpek palyançonun burnunu alıp kaçıyor değil mi? Well done diyor bu arada şurayla ilgili. Aferin diyor. Hey Rocky stop. Rocky dur diyor. It is my nose. O benim burnum. Çocuklar bu konuşmaları dediğim gibi bol bol takip edelim. Bol bol tekrar edelim. Dinleyelim. İyi günler.